Görüşürüz canım. İyi akşamlar sevgili Öncü Fight Club izleyicileri. İşte deprem, meprem, kıyamet olmadı. Yine muhteşem bir programla, birbirinden değerli konuklarımla sizlerleyiz. Herkesin gündeminde olduğu gibi bizim de gündemimizdeydi. Yani beklemedik değil. Birisi bir şey söylese mutlaka diğerleri onun peşine gidiyor. Maya takvimi. Birazdan Cengiz Hocam'la da değineceğiz. Vallahi kıyamet müyamet olmadı. Ama bu olmayacak anlamına gelmez. Kıyamet kopacakmış gibi her zaman biz yine tedbirli olalım. Yine dostlarımızı kırmayalım. Kimseyi dolandırmayalım. Kimseye vaatte bulunmayalım bazı şeylerle ilgili. Kıyamet ne demiş dinimizde? Yarın kıyamet kopacakmış gibi ibadetini yap. Ahirete hazırla. Yani hiç olmayacakmış gibi de hayata devam et. Evet sevgili izleyiciler, bu akşam yaklaşık 3 hafta önce yurt dışına uğurlamıştık Avrupa Şampiyonası'na. Milli takım antrenörlerimiz ve sporcularımız var. Şampiyonumuz bu akşam aramızda Samet Keser. Milli takım antrenörlerimiz var. Ben şöyle sırayla hocalarıma bir hoş geldin diyeyim. Kıyamet sonrası. Cengiz Hocam hoş geldin programa. Avrupa Şampiyonası'ndan mikrofonu alalım. Avrupa Şampiyonası'na gittik. Alnımızın akıyla şampiyonla çıkardık, geldik. Hoş geldiniz. Hem öyle söyleyelim hem de malum millet 20 gündür siz gittiniz gideli kıyametle yatıp kıyametle kalkıyor. Vallahi bu kıyamete yöneldi millet. O yüzden zamları unuttular, sıkıntıları unuttular, problemleri unuttular. Her şey oraya odaklandı ama yine hayat devam ediyor. Hoş geldin hocam programa. Teşekkür ederim Nusret hocam. TR1 ailesine ve öncelikle sana Öncü Fight Club yapımcısı ve sunucusu olarak sana teşekkür ediyorum. Milli takım sporcularına ayrıca antrenör arkadaşlarıma hepsini buradan saygıyla selamlıyorum. Öncelikle Kickbox Federasyonu Başkanı Sayın Salim Kayıcı'ya kickbox faaliyetlerimizle ilgili olarak bizzat kendisi ilgilerinden dolayı işte kickboks milli takımının yurt dışında daha gayretli, çabalı bir faaliyetlerin içerisinde bulunmasından dolayı teşekkür etmek istiyorum. Kendilerini selamlıyorum buradaki arkadaşlar adına. Tabii şimdi Konya'dalar değil mi? Evet, şimdi Aksaray'da Minikler ve Yıldızların Türkiye şampiyonası var. Umarım bizleri izliyorlardır Sayın Başkan. Beraberindeki tüm arkadaşlarımıza buradan selamlar olsun. İlerleyen dakikalarda ve programın ortasına doğru başkanımızla inşallah canlı yayın bağlantısı yapacağız. Evet, milli takım kampı gayet güzel geçti. Sporcular ve antrenörler olarak gayet uyum içerisinde iyi bir çalışma yaptık hep beraber. Yurt dışına Romanya Bükreş'te yapılan Avrupa Şampiyonası'na katıldık. Orada da derece yapan, şampiyon olan sporcularımız var. Onları da tebrik ve takdir ediyoruz. Dediğiniz gibi işte dünyanın sonu geldi filan dediler şirince de fakat böyle bir şey olmadı ama bilmiyorum evet, başka yerlerde belki de dünyanın sonu gelmiş olabilir. Esnaflar dükkanları kapatmışlar, maliyeciler gelmiş diye her tarafa. Yani onlara faydalı olacaklar diye gittiler oraları da. Ya şimdi ben ama bunu kimse, oraya gidenlerin hiçbiri de kıyamet için gitmedi yani. Ya şunu, keyif için gittiler oraya. Şunu söylemek istiyorum. Espri olarak düşünüp de gidenler var ama evet, ciddi alıp gidenler de var. Hocam bugün Mayalar yeni bir açıklama yaptılar. Dediler ki takvimde yanlışlık varmış. Birkaç gün içinde Özcan. Vallahi birkaç gün içinde bir şey olabilirmiş yani. Tabii şimdi biz İslam dinine bağlı bir toplumuz. Elhamdülillah. Buna inanamayız.
Böyle bir şey söylüyorlar. Ama Putin de geçen televizyonda söylüyordu. Ben diyor söylüyorum diyor. 4 milyar yıl sonra diyor güneş diyor özelliğini yitirecek. O zaman diyor kopacak kıyamet diyor. Biraz akıllı ve mantıklı olmak lazım. Evet. Yani böyle saçma sapan hikayelere gitmemek lazım. Hocam. Teşekkür ediyorum sana. Özcan Çakmakçı milli takım antrenörümüz. Eski şampiyon sporcumuz o da. O da Avrupa Şampiyonası'nda takımın başındaydı. Özcan'cığım sana hoş geldin programa. Hoş bulduk kıymetli hocam. Öncelikle programımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Size bu örneklerinizden dolayı teşekkür ediyorum T1 ailesine. Ben biraz önce tabii kıyametle ilgili bir esprim var. Malum her yerde bir espri gerekiyor. Onun için tutmadım ben değil de Nesrettin Hoca'ya sormuşlar demişler ki hocam ne diyorsunuz kıyamet ne zaman kopar demiş. Valla demiş, hanım öldüğü zaman küçük kıyamet kopar demiş, ben öldüğüm zaman demiş, büyük kıyamet kopar demiş. Yani şimdi Nasrettin Hocam dediği gibi, biz öldükten sonra kıyametin ne zaman kopacağı o kadar önemli değil. Doğru söylüyorsun. Özcan hoş geldin senin programa. Birazdan yine hoş sohbete devam edeceğiz seninle de. Evet, Samet'e vereyim mi? Samet Keser, son şampiyonumuz, son Avrupa şampiyonumuz. Samet yıllardır gidiyordu. Birkaç kez Türkiye şampiyonu oldu. Biz onunla gurur duyuyoruz. İnşallah devamı dünya şampiyonası olur. Samet'ciğim sen de hoş geldin programa. Hoş bulduk hocam. Öncelikle bizlere bu imkanı verdiğiniz için, bizi de burada davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bu ilk Avrupa şampiyonluğumdu. İnşallah devamı gelecek. Evet. Ama yıllardır Samet zaten vardın Türkiye şampiyonlarında. Evet, yıllardır, Muay Thai boks yapıyordum. Evet, hem Muay Thai'da hem kickboks'ta. Kendini burada buldun yani. Hocam, iyi bir çalışma ortamı yakaladım. İyi bir antrenör yakaladım. Ertuğrul Ergezel'le çalışıyorsun. Ertuğrul Ergezel'le. Sevgili kardeşim Ertuğrul da bu akşam burada olacaktı ama bir hastası mı vardı? Bir hastası. Bir yakını rastlandı. O yüzden gelemedi kendisi. İyi antrenman yaptık hocam. İyi çalıştık. İnandık en maçta. Güzel yani antrenör de buna destek olunca iyi işleri başardık. Milli takım nasıldı? Ortam iyi miydi? Milli takım gerçekten Sabit ortam çok güzeldi. Sıkıntı söyle başkan dinliyor yani yoktu. Burada. Burada kamerimiz yanımızda. Gerçekten ortam çok güzeldi. Onlar. Çok güzeldi yani tam bir abi kardeş duygular içindeydik. Ve de başarımızı tetikledi yani başarımızı. Evet. Samet birazdan seninle de devam edeceğiz. Reyhan da var arkanda. Maçlara nasıl hazırlandınız? Nasıl geldiniz buralara? Bundan sonra hedefler ney? Neler istiyoruz? İnşallah onu diyeceğiz. Hasan'ım sen de hoş geldin. Kampta seninle görüşmüştük. Hocam Hasan Hoca bugün buraya gelirken, televizyona gelirken Allah'ım yarabbim işte aslı kıyamet o işte. Yani her iki lastiğini kapanlara kaptırmış. Arabanın iki lastiği patlamış. Hasan'ıma geçmiş olsun. Herhalde destek çağırdık değil mi Hasan'ım? Öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Burada bulunan tüm arkadaşlarıma gerçekten Avrupa Şampiyonası'na gitmeden önceki kamptan dolayı ve Avrupa Şampiyonası'ndaki sergiledikleri tutumlardan dolayı kutluyorum. Kickboks bir vizyondur. Kickboks'ta gerçekten Salim Kayıcı gibi bir başkanımız varken sırtımız yere gelmez diyorum. Ve yeni şampiyonlarımız sürekli olarak değişik değişik maçlarda değişik değişik şampiyonlarımız çıkmakta. İnşallah bunlara yenileri de eklenecek. İstanbul daha büyük bir güçle federasyon faaliyetlerine katılacak. İnşallah bundan sonra öyle düşünüyoruz. Daha güzel şeyler olacak. Bunun dışında işte Türk milli takımının Avrupa'da gösterdiği centilmenlik var. Samet kardeşimizin turnuvanın en centilmen sporcusu yani. Samet hep öyledir ya. Evet. Yani ahlakıyla hocalarımın birlik beraberliğiyle güzel şeyler başardık. Bir şampiyonluk, 6 tane gümüş, 7 tane bronz var. Biz daha da iyi bekliyorduk ama inanın Avrupa'da şunu diyorlar yani. Ruslar da geldi yanımıza. İsrailliler bile geldi aynen böyle. Haney var mesela onların federasyon hani başkanı. Bizim eski dostumuz yani, ya. Tabii. Türkiye çok yükselen bir değer. Yani yükselen her gün çıtası daha yükseliyor. İşte mesela Ankara'da bunun öncesinde bir de Ankara'daki şampiyonumuz var. Avrupa şampiyonası evet, vardı. 5 tane şampiyonumuzun çıktığı bir şampiyona var. Yani giden insanlar Ankara'ya giden insanlar ve orada Türkleri gördükleri zaman gerçekten bir baktım yakasında Türkiye'nin kickboks rozeti mesela Rus'un. Ben diyor Ankara'ya gittim. Ankara'da Türk kickboks şampiyonasına işte anlatıyor çok güzel falan. Yani bu
Türk insanının sıcakkanlılığını, misafirperverliğini federasyonumuz en güzel şekilde göstermiştir ve bu gibi şampiyonları da göstermeye devam edecektir. Türk insanı kadar medeni, Türk insanı kadar cesaretli ve hakikaten insancıl bir camia, bir toplum daha yok diye düşünüyorum. Yani çok güzel şeyler daha imza atacağımızı düşünüyorum. Buradan federasyon başkanımıza, federasyonda görev yapan tüm arkadaşlarımıza, Cengiz hocamız mesela milli takım kampında en çalışkan saati saatine gelen insanlarımızdan bir tanesi, hepsi geldi ama. Ya Cengiz hoca mesela, ben şunu söyleyeyim, gerçekten son yıllarda uzun zaman benim çok eski dostumdur. Belki çoğu kişi daha sonradan tanımıştır. Bizim 20-25 yıla geçmiş bir hukukumuz var. Evet. Son yıllarda Kickbox Federasyonu'nun kazanmış olduğu en iyi değerlerden bir tanesi. Kesinlikle daha da evet. Güzel şeyler yapacağız inşallah beraber. Evet. Mesela Özcan Çakmakçı hocam yeni müsabaklıktan çıktı. Antrenör olarak görev yapıyor. Fakat kampın neşesiydi. En çalışkan isimlerinden birisiydi. Yani hakikaten öğrenci gibi ter döktü. Gerçekten onu da buradan kutluyorum. Mikrofona. Samet yine hünkar olsun. Hünkar olsun. Hünkar da ben gerçekten çok gerçekten evet. Terbiyeli, çok şey olarak değer verdiğim bir sporcu. Samet kampın en çalışkan insanlarıydı ve çalışan insanlar muhakkak bir şeyler yapar, başarır. Ve camiamız her zaman şampiyonlar çıkar. İnanılır, bir şeyler yapıldığı zaman kesinlikle. Bir şekilde karşılığı gelir. Kesinlikle. Bu böyledir. Kesinlikle. Birazdan sonra devam edeceğiz. Çok huzurlu. Bahattin hocama söylemeden geçemeyeceğim yani. Bahattin hocam da yine kampın en çalışkan isimlerinden birisiydi. Yani hakikaten İstanbul'da böyle güzel kardeşlerimiz var. Daha çok birçok insanımız var yani burada İstanbul'da bu tür görevleri yapabilecek kapasitesi olan. İnşallah onlara da gereken değeri verip evet. Gereken desteklerle beraber. Yani meraklısına göre vermek lazım. Ben onu isteyene, söylüyorum. İsteyene. Yani gerçekten bu işe hak edenin dışında bir de yani zaman ayırıp yapmak tabii, önemli. Kickboksa değer verecek. Kickboksun kesinlikle hem saygı bakımından hem sevgi bakımından hem kickboksun yani Türkiye'deki kickboksun. Biraz daha döneceğiz. Biraz şeyler var. Evet, yani yanlış evet. Giden şeyler de var. Hocam onları sizi söylerseniz de ben bir şunu söyleyeyim sadece. Yani kickboksun gerçekten prensiplerine uygun, doğu prensiplerine uygun bir şekilde. Sevgili başkanımız Salim Kayacı'nın da ahlaklı gerçekten. Çünkü ahlaka çok önem veren bir insan. Bu şekilde bir çalışmanın içinde bütün arkadaşlarımıza yer var. Olacaktır da inşallah daha yeni hem İstanbul'da milli takım antrenörlerimiz hem de şampiyonlarımız çıkacak. Samet'i de buradan kutluyorum kardeşime. Ve diğer kardeşlerimi de kutluyorum. Hepsi elinden gelen en iyisini yaptı. Daha da güzel şeyler olacak inşallah. Teşekkür ederim hocam. Tekrar Bahattin, teşekkür ederim hocam. Bahattin Üçtepe, milli takım antrenörü, çiçeği burnunda sevgili kardeşim. Giderken yine misafirimiz de konuğumuz da Avrupa Şampiyonası'na gidecekleri akşam öyle denk gelmişti. Bahattin sen de hoş geldin. Hem Avrupa Şampiyonası'ndan döndünüz, hoş geldiniz. Hem de programa hoş geldin. Tekrar hoş bulduk diliyorum. Hayırlı programa diliyorum. Ben konunun başındaki konuya değinmek istiyorum özellikle. Kıyametten falan bahsettiniz. Evet, çünkü sabah berberde onu konuşuyoruz. Kasapta evet. Konuşuyoruz. Her tarafta o konuşuluyor. O bir trend olmuş ama inandığımız bir değer var bizim. Yani biz Maya takvimine göre yaşamıyoruz. Biz Allah'ın takdirine göre yaşıyoruz. O yüzden kıyamet size ansızın gelecektir diyor ayet-i kerimesi Allah-u Teala. O yüzden Cengiz hocamın da dediği gibi biz İslam dinine inanan bir toplumuz. O Şirince falan hepsi bir sansasyondu yani. Oraya birçoğu da macera olsun diye gitmişlerdi. Biz yolumuza devam ediyoruz. Öyle bir korkumuz, öyle bir endişemiz yok. Öldüğümüz zaman küçük kıyamet kopacak. Özcan hocam dediği doğru. Şunu söylemek istiyorum. Dün bir program izliyordum. Yani biz ben fetva veremem ama duyduğumuz, takip ettiğimiz kadarıyla hiçbir dinde öyle bir şey yok yani. Bu onların artık hangi uygarlıksa o dönemde yani öyle hiçbir dinde kıyamet bugün kopacak diye bir evet. Şey söylemiyor. Neticede o dinleri evet. De gönderen, o peygamberleri de gönderen Allah'tır evet. Yani. Evet. Peygamberler daha bilmiyor tarihini. Evet doğru. Evet. O yüzden biz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hayata. Spor faaliyetimize, hayata. Biz giderken de programımıza konuk olmuştuk. Çok büyük umutlarla gittik. Çok büyük vaatlerle gittik. Çok büyük beklentilerle gittik. Biz aslında elimiz boş dönmedik. En az 3-6 madalya umuduyla gittik. Ama oradaki ambiyansı biz biliyoruz. Bir altın madalya döndük ama çok büyük başarılar imza attık. Bizim 7 tane finalistimiz vardı değil mi hocam? 7 evet. Finalistimiz vardı. Kesinlikle şunu söyleyebiliriz. Eskiden biz insanlarla karşılaştığımız zaman işte bizim yaptığımız sporla alakalı bize sorulan ilk soru şuydu. İşte kickboksta hangi ülkeler daha iyi?
Biz sayardık o zaman da Ruslar, Macarlar falan böyle. Bu Avrupa'da böyle, dünyada böyle. Şimdi çok rahatlıkla sayabiliyoruz yani ilk üçte Türkiye'yi. Evet. Macarlar, Ruslar falan, Türkler de çok iyi de bunu Avrupa'da kabul ediyor. Eskiden çok yaşadık ya bunu. Evet. Biz, yani biz gerçekten hem sporculuğumuz döneminde, Vako'ya gittiğimiz dönemlerde eski arkadaşlarımızla, hem daha sonra işte Türkiye'de federasyonun kurulması, IAKSA dönemi, Vako dönemi, değişen bir şey olmadı. Yine Türkiye ilk günkü gibi her gün bir dönem atlattı. Her gün bir, nasıl söyleyeyim yani, yeni sporcuların gelmesi, yeni antrenörlerin gelmesi, sistemlerin değişmesi, birçok şeyin değişikliği bizi uluslararası arenada da, yani federasyon başkanımızın işte Vako yönetiminde görev alması, onun Türkiye'deki çalışmaları, son 5-6 yıldır Salim Kayıcı ve ekibinin çalışmalarının meyveleri Türk milli takımını uluslararası arenada belli bir şeyden çıkardı yani. Kesinlikle, evet. Yani uluslararası arenada bir hakeminiz yoksa, Vako'nun yönetiminde söz sahibi değilseniz, bunlar gerçekten çok etkiliyor skorları, maçları. Biz bunları canlı yaşayan insanlarız. Katılıyorum sizin bu sözlerinize. Salim Kayıcı'nın en büyük yaptığı kickboksa en büyük hizmeti, yani uluslararası arenaya hem hakem kazandırmak, hem kendisini Avrupa arenasına, Vako arenasına sokması, bir de kickboksu tabana yayması çok büyük bir hizmetti. Yani 35-40 il katılıyordu. Bugün 50-60 il katılıyor. Biraz sonra yine değineceğiz tabii. Evet, 80 ilde kickboks var da turnuvalar Türkiye şampiyonlarına, seçmelere. Biraz sonra değineceğiz. Şu an halihazırda devam eden bir Türkiye şampiyonası var. Seninle devam edeceğiz. Sen notlarını almışsın faaliyetlerle ilgili. Evet Hasan Hoca. Bunlara değinelim. Sen de mikrofonu erken aldık. Sen şan atıyordun. Yok hocam, şimdi şey bitmiyor biliyorsunuz. Faaliyet bitmiyor. Hakikaten Aksaray'da devam eden Minikler ve Yıldızlar kickboks şampiyonası var. Semi kontak ve light kontak şeklinde. Hı hı. Burada da yani federasyon hakikaten çok yoğun bir çalışması var. Çok yoğun yılın bir son faaliyeti. Evet, yılın son faaliyeti. Yani Avrupa şampiyonaları, dünya şampiyonaları derken hakikaten insanların evinin yolunu bile zor görüyor. Buradan yine tüm Türkiye şampiyonasına katılan kulüplerimizi, illerimizi, ilçelerimizi hepsini gerçekten canı gönülden kutluyorum. Şampiyonada başarılar diliyorum hakemlerimize özellikle. Hepsine başarı diliyoruz. Karlı kışlı havada vallahi herkes, çoğuyla görüştüm. Türkiye'nin dört bir yanından akın akın binin üstünde sporcu var. Evet. Programdan önce sevgili Salim Kayıcı ile de görüşmüştüm, sevgili başkanla. Bize biraz bahsetmişti. Ben maçları, benim için bayram havası oluyor gitmek. Orada yoktum. İşler yoğunluğuyla gidemedik. Hocam zaten sen bu işte